Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Talk detayları videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yeni Brawl Talk'umuz geldi ve bugün Brawl Talk'ta gelen her şeyi sizlere izah etmeye çalışacağım. Anladığım kadarıyla yeni iki tane karakterimiz var. Yeni oyun modları anladığım kadarıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve tabii ki şurada görülen şey sanırım Starbucks ünlü vardı. Mesela daha video başlamadan bile bir detay çıktı. Neyse arkadaşlar, hemen hızlı videomuza geçelim ve Brawl Talk nasıl onu yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Paula yeni topluluk yöneticisi diyor. Ha bu arada arkadaşlar, videomuza geçmeyiz. Lütfen videoya bir like atmayı unutmayın. Kanalımızı yeni keşfediyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten mükemmel olur. Evet. Su sarsılıyor arkadaşlar. Bu su detayı birkaç Brawl Talk önce de vardı. Gördüğünüz gibi dinozor Ryan geri döndü. Dinozorlu yaz başlıyor diyor. Evet. Biraz daha açalım hatta sesini. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var. Bakın bu karakter sanki şeyde vardı. Mortis animasyonunda vardı. Ben şimdi ona birazdan, hatta şu an ekrana koydum arkadaşlar. Bir animasyonda bulunan, denizde bulunan yeşil bir tane yaratık vardı. Ben ilk görüşümde ona benzettim arkadaşlar. Burada bulunan karakter, adını daha ezberlemedim. Bir kere izledim zaten ben de. Burada bulunan karakter bir animasyonda vardı. Ben onun yerini videosunu yapacağım. Bakın arkadaşlar, Squeak'in arkasında bulunan karakterin başlığı, kafası gibi. Ya neyse, şimdi o fotoğrafı yakına koyarsam Brawl Talk'un şeyi kaçmasın arkadaşlar çok fazla. Yani bu karakteri önceden biz görmüştük mü? Görmüştük. Kafasını görmüştük bir yerde arkadaşlar, animasyonunda net bir şekilde olmasa da görmüştük bu karakteri ya. Yani çok eski bir karakter aslında. 7. sütunumuz, bu sütunda da dinozorlu yazmış arkadaşlar. Jurassic Flash. Dinozor ve yaz temellerini birleştiren yeni bir savaşçımız var. Bas. Evet. Su parkında çalışıyormuş arkadaşlar. Dediğiniz gibi böyle su parkı. Aquapark gibi bir güncelleme geliyor sanırım. Bu karakter arkadaşlar yakın dövüşçü bir karakter. Ultisini birazdan göreceksiniz. Ben de tam olarak anlayamadım. Şu yanındaki çember ne mesela? Onu anlayamadım ya. Çember var. Ultisi mi doluyordu? Ne yapıyor? Bunları yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Ultisinin arkası mesela cin gibi ama bu karakter kendine çekiyor. Mesela duvar attığı zaman kendi duvara mı çıkıyor abi? Böyle bir şey mi var bilmiyorum. Bu arada karakter için yeni bir 3-4 açılmış. Bu kromatik karakter sanırım bu da arkadaşlar. Evet, bu da Surfer Carl. Bu arada 30 tane kostüm falan mı giriyor, ne oluyor? Evet, yaz ağızlanan dinozor Leon arkadaşlar. Bakın, ha Mortis kostümü arkadaşlar. Bakın Leon kostümü var, Dino Leon diye. Onun haricinde Mortis kostümü dikkatinizi çekmek istiyorum. Mortis kostümü yani Beach Time Mortis kostümü arkadaşlar. 1,5-2 yıl önce bulunan bir animasyonu bizlere gösterilmişti. Sabahki videoda bahsettim, yarınki videoda bahsedeceğim. Şimdi göstermeyeyim, protokol şeyi kaçmasın. Coco, Rosa, Jetski ve Whale Nita arkadaşlar, söylemiştik. 50 videoda söyledik, neredeyse sonunda geldi Balina Nita. Karakter kostüm böyle. Yaz temalı olmayan kostümlerimiz var arkadaşlar. Burger Lou. Evet. Mega Box Daryl. Abi oyun içinde çok güzel gözüküyormuş yalnız Mega Box Daryl. Bu kostüm ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. 5 günü falan kaldı herhalde. Evet, gitarist Pis Boko. Su için bir kostüm geliyor. Bibi için kostüm geliyor. Oğlum Bibi'ye bayağı kostüm geldi. Ve arkadaşlar bakın, Knock diyor. Bu oyun modu da arkadaşlar kalıcı olacak. Oğlum adı neydi lan? Türkçesini unuttum. Neyse birazdan gelecek zaten Türkçesi de. Bakın bayağı hayvanat gibi kostüm gelecek şimdi. Evet bakın arkadaşlar, yeni iki tane daha challenge geliyor sanırım. Abi bu ne lan böyle? Takımlar şunlar. Evet bakın arkadaşlar, şimdi Shelly için kostüm 2, 3, 4, 5. Oğlum hayvanat gibi kostüm geliyor. Saniyede 2 kostüm geliyor lan. Bu ne böyle? Oo. Bunların hepsini nasıl toplayacağız ya? Niye bu kadar çok yaptılar? Bu ne oğlum? Oy. Lan. Şey, Türkiye takımı. Dynamite Türk kırmızı beyaz lan. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, yeni çevremizi görebiliyorsunuz. Sağda Spike mı var yoksa yeni karakterimiz neydi adı? Bat mıydı? Bak mıydı? Sağda sanırım yeni karakterimiz var arkadaşlar. Ya arkadaşlar şimdi ben bunun hakkında yarın bir tane daha video yapacağım. Bu ilk bakış olduğu için. He dur bir saniye. Evet, nakat bazı geliştirmeler yapılmış arkadaşlar ve yeni şeyler var. Haritalarda gördüğünüz gibi dikenler falan filan var. Oralara birazdan geleceğiz. Artık kalıcı boymadı. Sıcak bölge gibi bir şey oldu da. Brawl Stars Championship mücadelesi ödülleri yenileniyor. Bu yaz 3 yeni oyun modu geliyor arkadaşlar. Bakın abi, basketbol modu falan geliyor. Bunlardan ilki voleybol savaşı. Şöyle bir şey arkadaşlar, sanırım anladığım kadarıyla nerede böyle bir daire çıkarsa topu oraya getirmeye çalışıyorsunuz. Eğer oraya getirebilirsiniz puan kazanıyorsunuz. Bak top oraya geldiği zaman 2 puan ulaşan kazanıyor sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, basketbol modu da basket atmaya çalışıyorsunuz. Futbol gibi. Oğlum bildiğin konseptler, hayallerimiz gerçek oluyor ya. Ulan 50 tane konsepte söylemiştir. Ve son olarak kupayı koru modu. Haritada bir kupa var ve kupayı en uzun evet, kupayı elinize tutmaya çalışıyorum sanırım. Yani arkadaşlar amaç kupayı elinize tutmak, en çok eline tutan kazanıyor herhalde. Ama kupayı tutarken de yavaşlıyormuşsunuz.
Hediye tadını kaldırıyor arkadaşlar ama kupa hızlı olarak yeniden doyuyor. He, buçuk dediği mod bu herhalde. Anladım. Hediye tadını kalkıyor ama onun yerine kupa savaşın... Yani hediye yerine kupa çalacaktınız. Bir şey değilmiş ama neden kupa yaptılar bilmiyorum. Harita yapmayı sevenler için mesela benim için... Bakın arkadaşlar bunlar efsane bir şey ya. Bakın anlamadığınızı söyleyeyim. Artık maplerde arkadaşlar enerjici, robot, meteor, hayalet bile var arkadaşlar. Bunları etkinleştirebiliyorsunuz. Bunlar tamamen Titan örgütü için senaryo olur benim için. Süper chairs diyor. Onlar ne oğlum? Dış etkenler. Bakın arkadaşlar sağlık şeye geliyor. Bunların üzerine bulunduğunuz zaman sanırım sağlık kazanıyorsunuz. Dikenler, hasar bulutları. Bakın bu mapler için bile arkadaşlar 3-3 modlarda da artık hesaplaşmadaki alan olacakmış. Dikenler var. Onun haricinde yavaşlatma ve hızlandırma var. Soldakiler hızlandırma herhalde bilmiyorum. Yeşil olan hızlandırma, diğeri yavaşlatma herhalde. Ve dikenler var. Diken üzerinde sanırım 500-500 falan hasar alıyorsunuz sanırım arkadaşlar. Oğlum bunlar çok güzel gerçekten. Ve arkadaşlar hediye dükkanı üçlüsünün son karakteri demek Stu gerçekten de değilmiş. Griff. Evet karakter Edgar ve Colette'in bahşiş kutusundaki paraları fırlatıyormuş. Madeni para fırlatıyor. Menzili orta arkadaşlar. 9 tane madene paralar uzakta gidebiliyor diyor. Uzaktan düşmanını rahatsız edebilirsiniz. Süper saldırısında ise kağıt para fırlatıyormuş arkadaşlar ama bu merak gibi kendisine geri gelebiliyor ve duvarların içerisinden geçebiliyor gördüğünüz gibi. Yani karakter iyi arkadaşlar. Ve bu karakter bakın çok önemli bir şey var. Karakteri ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Ha bakın arkadaşlar artık şu spawn point noktalarının üzerine bir tane 3 tane nokta bulunuyor. Yani artık nerelerde spawnlanacağınızı görebileceksiniz. Bu gerçekten iyi olmuş, iyi bir güncelmiş. Broadcast'ı söylemediler bakın. Hatta tüm mapler için olacak o. Daha önceden göstermişlerdi ve karakteri ücretsiz olarak alabileceksiniz mücadeleyi kazanırsanız. Kazanamasanız bile bir hafta sonra arkadaşlar kutulardan çıkarabiliyorsunuz. Bu mücadele olayı bayağı güzel olmuş. Karakter destansı herhalde bu arada. Ve Brawl Talk'un bitiyor olması üzücü ama içeriklerimiz daha bitmedi diyor. O yeni aksesuar Spike kaktüsü dönüştü herhalde. Albayruk falan. Et kromatik karakterler için hareketli emotlar, emojiler arkadaşlar. Colt ve Mr. P için saf ve altın gümüş kostümler diyor arkadaşlar. Brawl Talk kısacası gerçekten bayağı dolu dolu Brawl Talk. 30 tane kostüm, 2 yeni karakter, 3,5 tane oyun modu. Gerçekten de Ryan var mı bu arada? Evet Ryan geri dönmüş ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bu videolardan 2000 like bekliyorum. Yarın daha detaylı bir inceleme yapacağız. Bu tabii ki ilk incelemeydi. Burada herhalde pek bir şey yok ya. 3 yeni oyun modu. Hediye alın gerekli. Evet bu feyler. Bu arada pahalı gördüğünüz ilk Brawl Talk. Ryan hala burada. Evet arkadaşlar yanlış kanalları tıklayarak yerlere gitsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradan hop tamam durdurdum. Evet buradan arkadaşlar diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu hemen atmam gerekiyor. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Çok seviyorum ve bay bay.